Korsanlara ait altınlar. Kaptan Klape kızıl korsanlara seslendi. Herkes beni dinlesin. Limanda anlatılanlara istemeden de olsa kulak misafiri oldum. Kara korsanlar Hindistan Cevizi Adası'nda altınla dolu bir hazineye rastlamışlar. Korsanların tamamı hep bir ağızdan bağırışmaya başladılar. Fırsatçılar! Açgözlüler! Korsanların en küçüğü Spak ahşaptan yapılma bir fıçının üzerine çıktı. Hazineyi onların elinden almak zorundayız. Kızıl korsanlar anında yola koyuldular. Flint, ertesi sabah çanaklıktan aşağı baktı ve korsanlara seslendi. Kara korsanları görebiliyorum. Kaptan Klape haykırdı. Hazırlanın, atağa geçiyoruz. Kızıl korsanların gemisine iyice yaklaştıktan sonra gemilerinden inip kılıçlarını çektiler. Kara korsanlar henüz uykularından uyanmamışlardı bile. Kızıl korsanlar kara korsanların kılıçlarına el koydular. Korsanları halatlarla geminin direklerine bağladılar ve hazineyi aramaya koyuldular. Hazineyi aradıklarında kara korsanların kaptanı Kaptan Finster'in direğe çakılı olan bir çiviyle halatı kopardığını fark etmediler. Kaptan sessizce arkadaşlarına yöneldi ve halatları çözdü. Kara korsanların beşi birden ''Saldırın!'' diye bağırdı. Kızıl korsanlara karşı saldırıya geçtiler ve kısa süre içinde onları yendiler. Kaptan Finster, ''Sizi bağlamayacağız ama bu sizi cezalandırmayacağız anlamına da gelmiyor. Gemimizi temizleyeceksiniz. Hem de her yer tertemiz olana kadar.'' Kızıl korsanlar işe koyuldular. Onlar yerleri temizliyorlar. Kara korsanlarsa onlara baktıkça kahkahalara boğuluyorlardı. Kara korsanların kahkahaları bir anda kesildi. Spak yerleri silerken yerinden oynayan bir tahta parçası keşfetmişti. Tahta parçasını yukarıya doğru kaldırdı ve gözüne bir sürü altın çarptı. Spak kaptan Klape'yi ve Flint'i yanına çağırdıktan sonra onlara altınları gösterdi. Kızıl korsanlar ellerinde tuttukları fırçaları denize fırlattılar. Düşmanlarına karşı bir güzel mücadele ettiler. Ve onları yendikten sonra hazineyi ele geçirdiler. Flint Spock'ı omzuna aldı ve gülümsedi. Aramızda en büyük korsan sensin. Son